Değerli konuklar, 11. Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül, iftar programımızı katılımlarıyla onurlandırmışlardır. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayya alessalâh. Hayya alessalâh. Hayya alel-felâh. Hayya alel-felâh. La ilahe
Değerli misafirlerimiz, yerlerinizi almanızı önemli istirham ediyoruz. Değerli konuklarımız, iftar programımız devam ediyor. Lütfen yerlerinizi alınız. Çok teşekkür ediyoruz. Ayakta bulunan değerli misafirlerimiz,
Değerli misafirlerimiz, şimdi de konuşmalarını yapmak üzere 11. Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül Beyefendi'yi kürsüyü teşriflerini arz ediyorum. Buyurun Sayın Cumhurbaşkanı. Değerli Cumhurbaşkanı, kıymetli kardeşim Tayyip Bey, muhterem hanımefendi Emine Hanım. Buradaki değerli misafirler, gönüldaşlar, dostlar. Önce hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Ve hepinize tek tek sevgilerimi, muhabbetlerimi sunuyorum. Bugün böyle güzel bir İstanbul akşamında İstanbul Dostluk Derneği hepimizi burada topladı. Ahmet Bey'e teşekkür ediyorum. Uzun siyasi ve devlet hayatımdan sonra İstanbul'a döndüğümde de yönetim kurulu olarak beni ziyaret ettiler. Sağ olsunlar. Ve ondan sonra hep sıkı görüşme içerisinde olduk. Şunu ifade etmek isterim ki bu toplantı ve burada bulunanlar gerçekten dostlar, arkadaşlar ve gönüldaşlar. Ta talebelik yıllarımıza kadar gittiğimizde Milli Türk Talebe Birliği'nden o zamanki arkadaşlarımız, daha sonra siyasette köy köy, şehir şehir, mahalle mahalle dolaştığımızda oradaki arkadaşlarımız ve daha sonra da tabii ki Ankara'da devlet hayatında hep beraber olduğumuz dostlarımız ve daima bize destek veren isimsiz kahramanlar. Bugün İstanbul Dostluk Derneği herkesi burada topladı. Bundan dolayı gerçekten teşekkür ediyorum. Bize eski günlerimizi hatırlattınız. Bir zamanlar bir dolmuş insan olsa yeter dediğimiz günleri hatırlattınız. Bir zamanlar omuz omuza verdiğimiz büyük mücadeleleri, çok zor dönemlerde Anadolu'nun saf temiz gençleri olarak büyük samimiyetle verdiğimiz mücadeleleri hep hatırlattınız. Çok şükür ki o kadrolardan ortaya çıkan arkadaşlarınız Türkiye'yi bugün tamamen büyük köklü reformlara tabi tuttu ve Türkiye'yi hep beraber çok değiştirdik. Bir zamanlar rüyalarımızda görsek İnanmayacağımız gerçekler hepsi çok şükür nasip oldu. Bütün bunlarda hakkı geçen çok çok isimsiz kahramanlar var. Hepsini tabii ki şükranla yad ediyoruz. Ama burada muhakkak ki isimlerini zikretmeden geçemeyeceğim iki büyük şahsiyet var. Biri bizim fikir ve düşünce hayatımızı şekillendiren Necip Fazıl Bey. Diğeri de hepimizi siyasete kazandıran Erbakan Hoca. Hepsinin mekanı cennet olsun. Şüphesiz ki Türkiye'de birçok tabular yıkıldı. Bir zamanlar memleketimizde kendimizi yine Necip Fazıl'ın söylemesiyle öz yurdunda garip, öz vatanında parya hissederken, şimdi memleketin bütün sorumluluğunu omuzlarına almış ve bu memlekete çok büyük başarılar kazandırmış kişiler olarak çıktı karşınıza. Çok şükür, Türkiye'de büyük değişiklikler oldu. Büyük tabular yok oldu.
Büyük ekonomik başarılar elde edildi. Gerek maddi, gerek manevi çok büyük işler yapıldı. Şüphesiz ki bunlara daha yapılacak çok şey var. Önemli olan bu başarının sürdürülebilmesi ve bu başarının geleceklere hep taşınması şüphesiz ki. İnanıyorum ki şu anda bu sorumlulukları üstlenen arkadaşlarım da bunu en iyi şekilde yapacaklardır. Bu vesileyle bütün samimiyetimle ve tecrübemle bazı düşüncelerimi de paylaşmak istiyorum açıkçası. Her şeyden önce tabii ki sıkıntılı, zor günlerden geçtiğimiz bir malum. Ümit ederim ki bunları kısa süre içerisinde patlatılır. Çünkü Türkiye'nin etrafında olup bitenler, bunların hepsinin neticeleri bizi de yakından etkilendirecek olaylardır. Her şeyden önce İslam ülkelerinin, kardeş ülkelerin, Orta Doğu ülkelerinin, komşu ülkelerinin içinde bulundukları acı hepimizin acısıdır. Üzülerek görüyorum ki maalesef birçok Müslüman ülkenin bel kemikleri adeta kırılmış vaziyettedir. Irak'ın, Suriye'nin bunlar şüphesiz ki çok acı vericidir. Milyonlarca insan acı çekmektedir. Milyonlarca insan kendi yerinden, yurdundan göçmen haline gelmiştir. Sadece Türkiye'de 2 milyon insanın olduğunu düşünürseniz bunun ne büyük bir acı olduğunu hepimiz yakından idrak ederiz. Tabii ki müteşekkiriz hükümetimize, Türkiye'ye herkesin şükran borcu duyması gerekir bu insanlara kucak açtığı için. Ama şu bir gerçek ki hiç kimse kendi yurdunda, evinde duyduğu hazzı, huzuru başka bir yerde duyamaz. Etrafımızdaki yangın, ateş ister istemez bizi de ısıtmakta. Bunun için hepimiz şüphesiz ki çok daha dikkatli olmamız gerekiyor. Rejimler, hükümetler, siyasetçiler bunlar gelir geçer ama eğer devletler, devlet parçalanırsa, eğer ülkelerin bütünlüğü giderse esas tehlike buradadır. Maalesef komşumuzda olanlar da budur. Henüz Orta Doğu'da Filistin meselesi çözülmemişken, henüz Orta Doğu'da kalıcı barış sağlanmamışken, bu İslam ülkelerinin kendi kendilerini tüketiyor olması çok büyük bir acıdır. Bu bakımdan inanıyorum ki Türkiye olarak bu ülkelere yardımcı olmak durumundayız. Bunun içinde şüphesiz ki çok daha farklı bir şekilde hepsiyle ilişkilerimizi geliştirmemiz, Libya'dan tam Mısır'a kadar, Yemen'den bütün Körfez ülkelerine kadar nasıl bir zamanlar hepsine Türkiye ilham olduysa tekrar Türkiye'nin onlara ilham olacağı, önderlik yapabileceği, yol göstereceği bir duruma gelmek gerekir. Bu anlamda açıkçası Orta Doğu Arap politikalarımızı daha gerçekçi bir şekilde gözden geçirmenin de faydalı olacağı kanaatindeyim. Çünkü bölgede çok başka bir gelişme de söz konusu. Büyük bir kaos ortaya çıkınca bu kaosun içerisinden hiç tahmin etmediğimiz sürprizlerle karşı karşıyayız. Görüyorsunuz terör örgütleri, terör olayları öne alınamayacak şekilde gelişmeye başladı. Bunların bir kısımları maalesef İslami başlıklar taşıması, İslami motiflerle anılması bütün dünya için ve özellikle de Müslümanlar için çok büyük tehlike arz etmekte. Düşünün ki bundan yıllar önce mütedeyyin olan insanlar vatan ve ülkeleri sıkıntıya girdiğinde yola çıkarlar ve bu yolu onları nereye götürür bilinmez. Bugün karşımızda gördüğümüz birçok radikal örgütler, birçok aşırı örgütler aslında birkaç sene önce belki ülkelerinin
en düzgün insanlarıydı. Onun için bir kaos ortaya çıkarsa, bir boşluk ortaya çıkarsa, bu boşluk maalesef bilinmeyecek şekilde doldurulmakta. Orta Doğu'daki bu gelişme ise hepimiz için tehdit olmaktadır. Türkiye'nin bekası, Türkiye'nin etrafında daima dost ülkelerin olması açısından da bu konular bizi yakından ilgilendirmektedir. Değerli dostlar, tekrar altını çizmek istediğim şey, bir ülkenin bel kemiği kırılırsa onun dirilmesi, toparlanması mümkün değildir. Maalesef birçok İslam ülkesi bugün bu haldedir ve bunlar ibret alınacak ve bundan ders alınacak durumdayız. Şüphesiz ki böyle bir durumda Türkiye'nin güçlü olması gerekir. Türkiye'nin içinin birbiriyle barışık olması gerekir. Herkesin huzurlu olması gerekir. Şüphesiz ki demokrasilerde çoğulculuk vardır. Farklı görüşler olacaktır. Ama bu farklı görüşler arasında da saygının ve sevginin kaybedilmemesi gerekir. İşte bu sıkıntılı dönemden geçilirken, özellikle çevremizde bu büyük olaylar olurken, Türkiye'nin gücünden hiçbir şey kaybetmemesi gerekir. Bunun için seçim sonrası ortaya çıkan atmosferde ümit ederim ki bundan da faydalanılır. Çünkü daha herkes birbiriyle konuşur, daha diyaloğa açık bir zeminin oluştuğunu görüyorum. Bütün bundan söylemek istediğim şey şudur ki, memleketimizin kıymetini bilelim, Türkiye'nin kıymetini bilelim, birbirimizin kıymetini bilelim. Şüphesiz ki Türkiye'yi daha iyi yönetmek için hepimiz yarış halindeyiz. İnanıyorum ki şimdiye kadar ne güzel hizmetler yapıldıysa bundan sonra da bu güzel hizmetler devam edecektir. Ayrıca şu konuda da doğrusu görüşlerimi paylaşmak istiyorum. Memleket idaresinde en önemli şey tabii ki ekonomi. Milletin zenginleşmesi, refahı, bütün bunlarda ancak huzur ortamı olduğunda mümkün olmaktadır. Bunun için bir taraftan Türkiye'de büyük ekonomik atılımlar yapılırken, diğer tarafta Türkiye'nin demokratik standartlarının, hukuk standartlarının daha da yükseltilmesi ve bunlara bizlerin öncülük yapması hepimizin çok onur duyacağı muhakkak ki işler olacaktır. Nasıl çok köklü reformlar yaparak bütün dünyayı kendimize hayran bırakmışsak, bundan sonra da inanıyorum ki arkadaşlarımız aynı işleri en güzel şekilde yapacaklardır. Değerli gönüldaşlarım, değerli kardeşlerim, Ramazan ayının rahmet, bereket ve mağfiret ayı olduğunu hepimiz biliyoruz. Cenab-ı Allah bütün ibadetlerimizi, oruçlarımızı hep kabul etsin. Bu güzel günler hürmetine Türkiye'nin ve bütün insanlığın geleceğini daha iyi etsin. Ve bütün bu uğurda hepimiz kendi muhasebemizi, ülkeler olarak muhasebemizi yapıp geleceğe çok daha iyi bir şekilde adım atmaya hepimizi hazır etsin. İnanıyorum ki Türkiye'nin geleceği daha parlak olacaktır. Nasıl geçmişte çok büyük başarılar elde edildiyse bu başarılara hala yeni başarılar katmak zorundayız. Türkiye'nin her ne kadar fert başına geliri 10 bin doları geçtiyse bile bugün krizde olan Yunanistan'ın fert başına gelirinin 30 bin doların üstünde olduğunu düşünürsek hala Türkiye'nin yapacaklarının ne kadar çok olduğunu herhalde görürüz. Onun için kalkınma, ileri gitme, gelişme bunlar hepimizin birinci hedefidir. Bunun içinde ülkede huzur, istikrar, demokrasinin daha da derinleşmesi, hukukun üstünlüğünün daha da sağlanması
muhakkak ki gerekli olan şartlardır. İnanıyorum ki bunların hepsi önümüzdeki dönemde daha iyi olacaktır. Bu düşüncelerle İstanbul Dostluk Derneği'ne, başta Ahmet Bey yönetim kurulu başkanı olmak üzere, bütün yönetim kuruluna, değerli arkadaşlara, herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. Tayyip Bey'le biz halef selefiz. Dolayısıyla hepimizi de bu masanın etrafında toparlamış oldunuz. Siz uzun yıllar görmediğim arkadaşları aranızda görüyorum, girerken de gördüm. Bundan da büyük bir memnuniyet duydum. Yaklaşan bayramı huzur getirmesini temenni ediyorum. Cenab-ı Allah Kadir Gecesi inşallah insanlığa yapılan duaların karşılığında insanlığa daha iyi günler nasip edecektir. Sıkıntıların çözülmesine inşallah hep fırsat verecektir. Bu vesileyle tekrar hepinizin bayramını tebrik ediyorum ayrı ayrı ve hepinize sevgiler, muhabbetler sunuyorum. Sağ olun, var olun. Sayın Cumhurbaşkanımıza konuşmaları için şükranlarımızı arz ediyoruz efendim. Değerli misafirlerimiz, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, şimdi de huzurlarınıza Cumhur'un reisini, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan beyefendiyi arz ediyorum. Buyurun Sayın Cumhurbaşkanım.